anlat bakalım kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Malatya efendim ve yanımızda Gönül Hanım var. Bakalım Gönül Hanım'ın mağazasındayız. İç giyime dair burada her şey var. Neler anlatacak bize, kendisinden dinliyoruz. Ben adım Gönül, Malatya doğumluyum. Geçen sene 2019'un Aralık ayında mağazamızı açmış bulunmaktayız. Bir senedir bir faaliyetimiz var. Toptancısınız aslında burada. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Evet, tabii. Toptan olarak yerimiz Sadıkoğulları, çevre yolunun üzerinde. Oradan, ben kendim de oradan alıyorum. Malatya'nın birçok halkı oradan ürünlerimizi alıyorlar. Normalde kendi ürünlerimiz çoğu kendi toptan, kendi üretimleri olduğu için hem Malatya halkına uygun ürün oluyor, hem müşteriye de memnuniyet alıyor bu arada. Hani en azından pandemi dönemi geçiriyoruz çok yoğun bir şekilde. Bizim işlerimizi etkiliyor mu? Çok etkilemiyor açıkçası. Malatya halkı bizden çok memnun. Biz de onlardan memnunuz. Kendi ürünlerinizi ürettiğinizi söylediniz. Aslında kendi markanız da var. Bu anlamda çok ilerlediğinizi düşünüyorum ben açıkçası ve bu kadar kısa bir süre içerisinde, bir sene içerisinde. Benim en çok avantajım, dediğim gibi, toptan yerinin daha uygun aldığım için, hani daha güzel ürünleri daha uygun aldığım için, daha başka yerlere gerek kalmıyor. Sadıkoğulları'ndan alıp burada kendi ürünlerimi kendim satıyorum. Tüm Malatya halkı oradan çok memnun. O yüzden benim bu konuda en büyük destekçim onlar. Onlardan dolayı kısa bir sürede Malatya içine çok güzel bir ses getirdiğimizi düşünüyoruz. Daha da devam edeceğiz. Malatya olarak, dışarıya olarak her türlü imkanı sağlıyoruz Malatya halkımıza. Aslında bir yandan da internet satışınız da mevcut. İnternet üzerinden de sipariş veriyorlar. Ya pandemi döneminde bile ne, biz dükkanlarımızı açmadığımız halde Instagram hesabımızdan kargolarımız devam ediyordu. Hala da devam ediyor. Malatya için olsun, diğer illerimiz olsun, her türlü imkan sağlıyoruz bu konuda. Sadece Malatya'da faaliyet göstermiyorsunuz. Yok, aslında. Hayır. Burası değil. Zaten dediğim gibi bulunduğum firmanın ilk şubesi Papatya İç Giyim Elbistan'daydı. İkinci şube olarak biz buradan devam ettik. Kendileri diğer şubeleri de açıp Malatya halkına hizmet ediyoruz. Buradaki ürünlerin yelpazesinden bahsedebilir misiniz? Neler mevcut? Burada yani tüm ürünler mevcut iç giyime dair. Bay, bayan, çocuk, gelin alışverişlerimiz oluyor. Çünkü tam benim bulunduğum bölge gelin bölgesi. Hani gelinliklerin olduğu, kuaförlerin olduğu bir bölge. O yüzden gelin alışverişlerine çok rahat bir şekilde gelip yapabiliyorlar. Bir bayan olarak hani hem cinslerimle çok güzel anlaşabiliyorum bu konuda. Çok rahat ediyorlar, hani en azından her şeyi sorabiliyorlar. Her türlü ürünü alabiliyorlar. O konuda daha çok avantajım olduğunu düşünüyorum. Yani müşteriyle de bağlantı kurarak aslında. Yani şu ana kadar hiçbir şekilde olumsuz bir şey almadım yani. Olumsuz bir tepki almadım. Hep olumlu. Gerek Instagram üzerinden, gerek mağazamıza gelip bizi görüp, bizi tanıyıp, ürünleri alıp memnun kalanlar. Yani onlardan da çok güzel dönüşlerimiz oldu. Daha fazlasını yapmak için uğraşıyoruz açıkçası. İnşallah da başarıyoruz. Yani şu an aslında müşteriler de sizden tamamen memnun. Her şey yolunda diyebiliriz, değil mi? Biz de onlardan çok memnunuz. Daha çok güzel bir hizmet verebilmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Peki daha da büyümeyi düşünüyor musunuz? Yani daha büyümek gibi bir şey demeyelim de hani şöyle bir şey. Gerçekten onlara layık olabilmek adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gün ve gün daha çok projeler değişiyor. Daha çok sistem değişiyor. O yüzden onlara ayak uyduralım diyelim. O şekilde devam ediyoruz. Ama dediğim gibi Sadıkoğulları Limited şirketi Türkiye'nin tüm illerine şube açıp büyüyeceğine inanıyorum. Ben de onlarla bir şekilde, onların adını çok güzel bir şekilde taşıyacağıma inanıyorum. Bildiğiniz gibi şuna gelmek istiyorum, şu konuya. Şu anda sektörde aslında genel olarak bakıldığında iç giyim sektöründe bir pahalılık söz konusu. Evet. Siz bunu nasıl sağlıyorsunuz müşterilere? Ürünlerinizin kalitesinin yanı sıra fiyatlarına dair bilgi verir misiniz? Evet, tabii verebilirim. Fiyatlarımızı çok yüksek almıyoruz. Zaten dediğim gibi kendilerinin imalatları olup kendilerinin markaları olduğu için bir dev avantajımız var bu konuda. O yüzden çok bir fazla bir para koymadan da sattığımız için gerçekten çok memnun. Malatya halkı adına konuşuyorum. Yani çok memnun, çok güzel bir yer yaptık. Onunla devamı geleceğine inanırım. Her kesime göre ürünlerimiz var. Yani her uygun isteyen, kalite isteyen
her türlü ürünlerimiz var. Yani uygun olan ürünlerimiz de çok kaliteli. Onu gördükten sonra zaten geri dönüşleri oluyorlar bize. En çok kazandığımız nokta bu. Diyelim ki ben buradan geldim, bir ürün aldım ve ürünle ilgili bir sıkıntı yaşadım. Nasıl iletişim kuruyorsunuz müşteriyle? Hiçbir şekilde sıkıntıları olmuyor. Biz zaten ürünü aldığı zaman müşteriye söylüyoruz. Eğer ki bir sıkıntı olduğu zaman, pandemi döneminden dolayı değişim yapmıyoruz iç giyimde. Ama bir sıkıntı olduğu zaman, defol olduğu zaman onu hep aynı şekilde tekrar ürünü alıp yenisini iade ediyoruz kendilerine. Bu konuda ürünümüzün arkasındayız. Peki, buraya kadar çok güzel geldik. Röportajı sonlandırmadan önce izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteseler hangi sosyal medya mecralarından ulaşabilirler? Malatya, Papatya İç Giyimi Malatya, Papatya İç Giyimi İnönü, Papatya İç Giyimi Elbistan olarak Sadıkoğulları'nın sayfasından bu ürünlerin hepsini bulabilirler. Ben kendi sayfam olarak vilayet şubesini kendim yönetiyorum zaten. Türkiye'nin her yerine siparişi gönderebiliriz bu konuda, sıkıntı olmuyor. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı? Son olarak Sadıkoğulları Limited Şirketi adının altında Papatya İç Giyimi 2019 Ocak ayında açmış bulunmaktayım. Kendilerinin iki şubesiyle birlikte Malatya halkına perakende satış sunuyoruz. Malatya'da değer verdiğimiz abimiz Hacı Demir, Fatih Demir, Şükrü Demir'e buradan şükranlarımı sunuyorum. Bir kadın girişimci olarak Malatya halkımızla ilgilenen ötürü teşekkür ediyorum.